Ne yaptın abi burada, bize kısaca özetler misin? Valla ne yapmadık ki biz burada? NİBE bu konuda gerçekten çok iyi. Isı pompası güzel, kaliteli ama tek başına yetmiyor. Tüm çatılarda güneş paneli kullanılım fikrini ortaya attı. Bu da hem yenilenebilir enerji açısından hem de bizler açısından konforlu bir yaşam sağlıyor. Tüm çatılarda panel mevcut. Villaların büyüklüğüne göre 16 ila 25 kW arasında güneş paneli mevcut. Bu panellerle ısı pompalarını akuple ettiğimizde binaların ısınma ile ilgili giderlerinin minimize edildiğini gördük. Bu da hakikaten hem çevre açısından hem de bizler açısından, ekonomi açısından ciddi bir sistem kurulmuş oldu. Bütün gün Onur burayı sökmekle uğraştı. Var olan bir projeyi toparlama işi. Sıfıra döndürdük sonra tekrar yaptık. Evet. Bu işler emekle oluyor, bilgiyle oluyor, tecrübe oluyor. Lütfen böyle bir kurulum yaptırırken işi bilen, ehli kişilerle çalışmasını bütün herkese tavsiye ediyorum. Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu videomuzda yine Veli abiyle birlikteyiz. Yine NİBE ısı pompası dış ünitesi var. NİBE sistem var. Bu sefer durum biraz farklı. Senaryo biraz farklı. Afyon'dan sesleniyorum size. Veli abiyle birlikte bir başka projede daha birlikteyiz. Öncelikle Veli abiye hoş geldin diyelim. Sen hoş geldin Afyon'a. Ne yaptın abi burada, bize kısaca özetler misin? Valla ne yapmadık ki biz burada? Burada birkaç tane villaya biz ısı pompası vermiştik. Bir tanıdığımızın kendi akrabası. Biz nasip olmadı kurmak ama sonradan yaşanan sıkıntılar. Biraz sonra zaten görüntüleri de göstereceksin. Çalışmayan bir sistem, çalışmayan bir soğutma ve sonuçta saç baş yolduran bir sistem. Bizi aradı evin sahibi. Tekrar bu sistemi elden geçirip yaptırmak istediğini söyledi. Ve bugün itibariyle tüm yeniden borulama, tüm yeniden sistem değişti ve hatta şimdi birkaç ilaveler daha gelecek. Zonları kontrol etmek istiyorlar. Bu sistem aslında sen NİBE'yi buraya tedarik ettin ama uygulamayı başka bir firma yaptı. Sonra da uygulama ile ilgili sıkıntılar çıkınca tekrar ev sahibi seni aradı. Burayı toparla Veli Bey dedi. Doğru mu? Evet, aynen. Tümden, biraz sonra zaten görüntülerde göreceksiniz. Aşağıdaki kazan dairesi tümden, sıfırdan topladık. Tabii ki Onur'un emeğini burada ayrıyeten belirtmek istiyorum. Gerçekten çok uğraştı. Bir gün sırf makine dairesi sökmekle uğraştı ama Afyon gibi yerde geçen sene kışı geçirdiler. Sistem tam net değildi bazı şeyleri ama şu anda daha net oldu. Bütün kontrol bizim kontrol panelin üzerine geldi. Ama burada da soğuk bir iklimlere ısı pompasının çalıştığını göstermek güzel. Biraz sonra burada belki doğalgaz borusunu görebilirler. Ev sahibine telkinde bulmuşlar. O da hani ısınmazsa ne olur ne olmaz diye takdir demişler ama planı. Biz de önermiyorduk ama kendisi belki söktürecek herhalde, gerek yok buna dedi. Geçen sene tamamen ısı pompası ısındığını ifade etti bize. Burada aslında şöyle bir detayı da vermek istiyorum size. Şu an dış ünite çalışıyor. Evet, benim arkamdaki dış ünite çalışıyor. Evet. Sıcak su için çalışıyor. Ve mikrofonlarımızla beraber burada çok rahat konuşma yapabiliyoruz. Yayına da muhtemelen çok az bir şekilde gelecektir bu dış ünitenin sesi. Buradan da hani ürünlerin sessiz çalışma noktasını her videoda belki belirtiyoruz ama tekrar belirtmekte fayda var. Destekle sessizliğin sesi resmen yani. NİBE bu konuda gerçekten çok iyi. Isı pompası güzel, kaliteli ama tek başına yetmiyor. Bununla birlikte sistemin doğru kurulması gerekiyor. Doğru uygulama ile birlikte güzel. Evet, doğru uygulama ile birlikte o zaman bir bütün halinde daha verimli, daha böyle sistematik çalışıyoruz. Sistem. İstersen hızlıca aşağı inelim. Bu makine dairesinde ne var ne yok bakalım birlikte. Bakalım gel. Burada aslında ısı pompası ile ilgili süreçten önce de bir kurulum yapıldı. Evet, ama doğru. Bir yılın sonunda, daha bir yıl olmadan belki sıkıntılar çıktı. Paslanan demirler, işte akümülasyon tanklarındaki yerler hepsini zaten yanlış bağlantı çekti. Yanlış bağlantı, müşterinin memnuniyetsizliği, her şey vardı. Evet. Senden dinleyelim abi. Valla hatta müşteriye biz görüştüğümüzde doğalgazı takmanıza gerek yok dedim ama yine de o bile yanlış bağlanmış. Servis geldi, yanlış kurgulamış. Biz anlatıyoruz ama tabii servis burada yaşadığı problemlerden dolayı boylarda yaşadığı sıkıntıyı anlatıyor ama boylar ısı pompası uyumlu bir boylar. Burada tüm tesisat değişti. Yani burada gördüğünüz hazır kolektörler, pompalar hariç, borulama, vanalar hepsi karman çorman bir şey değildi. Yani bakır borular görüyorum. Evet, bakır boru yine. Tesisat tamamen yine bakır. İşte burada gördüğünüz emniyet ventili özel hepsi orada. Yalnız buradaki hava projörünü göreceksiniz ama bu onunla beraber geliyor normalde ama bu hava projörünün yeri yanlış ama bizim hava projörümüz orada. Daha sonra bina içindeki bu şaftaki boruları da değiştireceğiz. Tamamen plastiği bakıra çevireceğiz. Burada keza öyle yanlış bağlanmış bir sıcak su sistemi. Onunla beraber sıcak su çalışırken soğutma soğuyor, sıcak su aynı şekilde soğuyordu. Birbirine karman çorman bir sistem. Yani sonuçta var olan bir sistemi, problemli bir sistemi toparlamak için bugün buradasın. Vallahi 2 gün, 1 haftadır hemen hemen salı, çarşambadan beri buradayız. Salı günü bütün gün Onur burayı sökmekle uğraştı. Bütün gün söktü, parçaladı. Onları sen zaten Instagram'da paylaşmıştın. Evet, paylaştım. Videoda ekran vereceğim. Videoda sen de ekranı versin. Bütün bir gün onunla uğraştı. Geri kalan çarşamba, perşembe, cuma ve bugün de pazar ama cuma 4 günde de burayı kurdu. Bunu kurmak öyle kolay değil. Tek başına kurdu. Ben destek oldum ama büyük kısım emek Onur'un emeği. İstersen Onur demişken evet. Onur Bey'i de videomuza hadi davet edelim. Onur gel. O da bir selam versin. Gel evet bakalım. Ya, şöyle oluyor, böyle oluyor. Veli abi diyor ki Onur Bey şöyle yaptı, böyle yaptı. O boru öyle olmazdı. Bir şekilde uydurdu, yaptı, etti. Evet. Aslında gizli kahraman. Yakaya takalım mikrofonu bence. Yani bu çok... uygulamaların aslında gizli kahramanı çok, sensin. Çok uğraştık evet 3-4 gündür. Güzel bir şey yaptık. Biraz zor oldu ama biraz yoruldu. Son gün biraz da rahatsızlandı etti ama değdi yani sonunda. Hiç kolay değil yani evet, bu tabii. Basit gözüküyor panoyu, böyle dışarıdan. Biz oluşturduk. Isı pompasının tüm ekipmanlarıyla panoya getirdi onu. Kanallara döşedi. Bütün etraf kablo. Şebeke akım geçiyor ve su akıyor. Burada bu gördüğün pas bizden değil. Bu gördüğün pas. Hemen şöyle izleyenlerimize de gösterelim. Video, videoyu da göndereceğim. Onu da ekle buna. Tamam. Bunu da ekle. Bu gördüğün bu kanallardan buralara ayrı ayrı beslemeler yapmış. Bizim kontrol paneline bağlı bir şey yok. Onur hatta sökerken pompanın birinin çalıştığını söylüyor. Yani mümkün değil. Meğer pompayı direkt vermiş. Şu yukarıda gördüğünüz bizim primer pompalar direkt çalışıyor. Sekonderleri yazın biraz sigortayla kalmış. Hepsinin görüntüleri var. Yani ısı pompası kurmak için işi bilen ve uzman bir arkadaşla bir araya getirmek lazım. Bakın burada tek tek hepsini lazerle ölçtü, metre metre ölçtü. Bu önceki sistemi, bu pas, yerdeki kirlilik, duvarlardaki tamamen şu kadar yerdeyiz. Daha önceki sistemde daha da gerideydi sistem. Buralarda durulmuyordu, pas içindeydi. Şimdi sanırım kardeşin evini de değiştireceğiz. Orada çalışmıyor. Orada nasıl çalışıyor? Boiler ısınırken aynı zamanda soğumaya başlıyor. Niye? Boiler'ı getirmişler, buffer tankının çıkışına koymuşlar. Buffer tankı soğutuyorum. Soğuturken boiler alıyor, soğuk su basıyor. Velhasıl diyecek burada tamamen yanlış bütün her şeyi uygulamışlar. Şimdi ben Onur'a sorayım. En çok burada yaşadığı sıkıntılar Onur'un neydi? Vallahi ilk geldiğimiz gün söktüğümüz pislikler, her tarafımız battı. Paslar akıyor. Bakır gibi değil. Tabii bakır daha kolay yapılması. Plastik gibi değil. Kaçırma derdi de yok. Çok garantili bir iş. Mesela bir şey söyleyeyim. Onur yaptı suyu verdi. İki tane yerde kaçak oldu. O da plastiği yutmuşuz o yorgunluktan. Geri kalan sistemin hiçbir şey olmadı. Aynı bastırdık. Sistem basıncı 1,5-2 barda otomatik beslemeyle bile şu anda sistem devrede. Evet Onurcuğum teşekkür ederiz. Eline sağlık. Bu benim kader arkadaşım. 35 yıllık iş arkadaşım. Eline koluna sağlık. Teşekkür ediyoruz. Evet bugün Afyon'dayız ve ilk defa Veli abiyle birlikte sıfırdan bir proje değil de var olan bir projeyi toparlama işi. Sıfıra döndürdük sonra tekrar yaptık. Evet, gerçekten yaptım. Daha zor oluyor değil mi? Daha onu sorayım ben sana. Ya. O ilk gün söktüm var ya. Bir görsen yani yerler, pas, fotoğraflardan göre pislik. Ne zaman bilecek diye ben kendi kendime bazen soruyordum. Ben bunu ilk gördüğüm zaman şu aklıma geldi. Yani bunun paslanacağını biliyorsun. Bu bir demir. Bu suyla temas ettiği zaman bu paslanacak. Bunu bile bile neden kuruluyor? Müşterini kuran kişi demiş ki burada görevli bir arkadaşımıza biz bunu kurmayı bilmiyoruz ama demiş. Bilmiyoruz ama kuralım mı? Kuralım olmuş. Kurmanın sonucu da bu işte bak. 2 kere iş, 2 kere emek. 2 kere para harcama ve müşteri diyor ki ben diyor burada bu veranda, kış bahçesi ve ev bunların hepsini kontrol etmek istiyorum diyor. Şimdi biz bunlar tabii bunlar yoktu. Mecbur bir önce sistemi tekrar düzelttik. Şimdi biz bunları da belki kontrol edeceğiz. Yani zon kontrol imkanı. Bunlara birer pompa koyup bizim kontrol paneline bir kat koyup onunla bunu kontrol edeceğiz. İşte işi bilmek yani işi nasıl çözümleyeceğinizi bileceksiniz. O zaman uygulamayı iyi yapan bir ekiple beraber o zaman daha güzel şeyler. Bak hepsi terazide, hepsi bir soğuk, kırın, sıcak, soğuk, sıcak, soğuk. Hepsi belli bir ritimle, belli bir ritüelde gidiyor yani. Nakış gibi işlenmiş zaten. Yani günün sonunda bizde hep öyle oluyor ya Veli abi. Yani bu iş nedir ki ya basitçe bağlıyorsun 2 tane boruyu birbirine işte tanka bağlıyorsun falan filan. Çok böyle basite indirgemek. Devrelenmeyi bile gördün evet. Sen biraz önce nasıl uğraştık. Evet, evet. Havası mı var yok nerede bir fazucu yanlış oluyor bir şey oluyor. Yani hepsine uğraşıyorsun. Bu iş gerçekten bir emek istiyor, bilgi istiyor. Ve burada beraberiz yani. Hadi çocuklar siz yapın demiyoruz yani. Hı hı. Onur'la beraberiz. Akşama kadar kırıyoruz, döküyoruz. Biz çok kırmıyoruz, dökmüyoruz da biz genelde hep bir araya getiriyoruz. Sen toparlayıcı taraftasın. Biz toparlayıcı mühendislik. Yani, özlek mühendislik, toparlayıcı mühendislik diyebilir miyiz? Evet. Yani ben şu kısaca özün şunu demek istiyorum. Isı pompası Türkiye'nin her yerine uygulanır. Yeter ki siz doğru uygulayın. Doğru ekipmanlarla, doğru çözümlerle bir araya getirin. Bence çok güzel bir iş oldu. Ben aslında müşteriyle de görüşmek istiyorum. Neler yaşadığını bizzat evet, ilk ağızdan öğrenmek çok daha kıymetli olacak. Evet. Onunla da videomuzun içerisinde eğer kendisi müsaitliği olursa o görüşmeyi de yapacağız. Videoya evet. Koyacağız. İnşallah. Zafer Bey ile birlikteyiz. Afyon'dayız. Erkmen Mahallesi burası. Evet. Ve burada çok özel bir sitedeyiz aslında. Niçin özel? Ben şu sebepten hep söylüyorum. Çatılarında güneş enerjisi olan, yenilenebilir seven, çevresi güzel bir peyzaj yapılmış ve ısı pompalarıyla çalışan özel bir villanın sahibi Zafer Bey. Öncelikle hoş geldiniz videomuza. Hoş bulduk. Burada var olan bir sistem vardı. Yaklaşık bir yıl kadar çalışmış. Sonrasında bazı problemler yaşamışsınız. O süreçleri anlatır mısınız? NİBE marka cihazların mekanik tesisatımızla pek uyum sağlayamadığını gördük. Sağ olsun Veli Beylerin müdahalesiyle yeni bir sistem kuruldu. Mekanik dairesinde. Bu sistem sayesinde güneş panellerimiz ve NİBE marka ısı pompalarımızla akuple olması çok iyi bir şekilde sağlandı. Şu an verimli bir ısı elde edebiliyoruz. Hem soğuma hem ısıtmada verimi yükselttik. Enerji giderimizi düşürmüş durumdayız çalışmayla. Çok da memnun kaldık. Zafer Bey, burada klasik bir villa yöntemi yok. Çatılarının hepsinde güneş paneli olan, ısı pompalısı olan sistemler var. Böyle bir villa yapma fikri nasıl ortaya çıktı? Biraz o detaylardan da bahsederseniz. Evet, burada proje müteahhit firmamız Alpin İnşaat 25.000 metrekare arazi üzerinde 31 villa, bir tane sosyal tesis üretme fikri ortaya çıktıktan sonra tüm çatılarda güneş paneli kullanılım fikrini ortaya attı. Bu da hem yenilenebilir enerji açısından hem de bizler açısından konforlu bir yaşam sağlıyor. Tüm çatılarda panel mevcut. Villaların büyüklüğüne göre 16 ila 25 kW arasında güneş paneli mevcut. Bu panellerle ısı pompalarını akuple ettiğimizde binaların ısınma ile ilgili giderlerinin minimize edildiğini gördük. Bu da hakikaten hem çevre açısından hem de bizler açısından, ekonomi açısından ciddi bir sistem kurulmuş oldu. Olması gereken villa şekli aslında. Yeni bir ev yaparken çatısında güneş enerjisi olmaması çok tuhaf geliyor bana açıkçası. Mutlaka düşünülmesi gereken bir unsur. Yani biz burada yaşadık bunu. Hem müteahhit firma Alp İnşaat açısından hem de kullanıcılar açısından kesinlikle katılıyorum, olması gereken bir sistem. Geri dönüşler komşularınızdan güneş enerjisi kullanımı, elektrik faturaları ile ilgili nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Tabii pozitif görüş alıyoruz. Tüketim minimize edilmiş şu an durumda. Şu an enerji ile ilgili giderlerimiz villalarının oturma alanı çok düşük seviyede kaldı. Çünkü her villa yaklaşık 500-600 metrekare civarında bir alan kaplı ve bunun ısınmasını sağlayabiliyoruz pompalarla ve panelle. Bu yüzden hakikaten avantaj sağlıyor. Özel bir proje olmuş. Afyon'da bunun benzeri bir proje var mı şu anda? Tabii şimdi yayılmaya başladı. Alp İnşaat ve sonrasında güneş paneliyle yapan villa üretimleri de, projeleri de doğdu. Yapılan birkaç proje daha var. Yayılıyor hızla. Ya bu konu hızla yayılıyor olduğunu duymak çok önemli. Afyon gibi bir yerde yayılması, çevre illere duyurmak. Bu aslında sizin kendi eş dostunuza reklamla büyüyecek bir sektör. Evsel'in çünkü büyüme hızı çok yavaş ülkemizde maalesef. Ondan dolayı çok güzel bir proje yapmışsınız. Evet, katılıyorum. İnşallah daha da yayılacaktır diye düşünüyoruz. Hakikaten ülke açısından da çok önemli. Her geçen gün fazlalaştığını görüyoruz biz de. Burada şeyi de sormak isterim size. Veli Beylerle birlikte bu ısı pompasını yaptıktan sonra artık her şey dijitalleşti. Otomasyonla, cep telefonuyla bütün her şeyi kontrol edebileceksiniz. Bu konfor sizi nasıl etkileyecek? Çok büyük bir rahatlık. Bu da hakikaten kolay bir kullanım sağlıyor. Evde bulunmadığınız dönemde, evden uzaklaşıp geri döndüğünüz dönemlerde evin içerisindeki her türlü ısınma ve soğuma, sıcak su kullanımını, tüm şeyi uzaktan kumanda edebiliyoruz cihazlar sayesinde. Bu da pratik bir yaşam sağlıyor. Çok teşekkür ediyorum bize zaman ayırdığınız için. Çok keyifli, güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz Afyon'a geldiğiniz için de. Sağ olun. Çok teşekkürler ağırladığınız için, misafirperverliğiniz için. Çok sağ olun. Yeşil binaların arttığını görmek gerçekten keyifli. Koca bir site burası ve bütün evlerin çatısında güneş paneli var. Gerçekten gitmek istediğimiz nokta, öyle söyleyeyim. O anlamda da çok keyif alıyorum bu videoyu yaparken. Veli abi, çok teşekkür ederim. Bence çok kıymetli, güzel bir içerik daha oldu. İnsanlara böyle sadece bu işin kurulmayla alakası değil, bu işin bir mühendislik hizmeti olduğu, hesap kitap olduğu, işçiliğin güzel olduğunu, burada çok detaylıca gerçek bir örnek üzerinden anlatmış oldum. Eklemek istediğim bir şey var mı? Unuttuğumuz bir şey var mı? Haftaya neredeyiz? İstanbul'dayız. Teperen'deyiz. Bana yakın geliyorsun. Sana yakın geliyoruz. Bu güzel, İstanbul'da. Güzel. Yine benim Yeşilev'de de bir iki aksiyon yaparız. Yapacağız. Bir iki boru bağlarız yine. Bağlayacağız. Orada da var bir şey. Onu bağlayacağız. Ondan sonra projemizi orada da yine beraber çekeceğiz. Güzel. Orada Osman Bey daha da meraklı. Daha da sana söyleyeceği bir sürü şeyler var. Öyle mi? Harika. Tabii. Harika. Evet. Videoların devamı da gelecek yani. Tabii. Afyon'dan, kaymaktan, sucuktan, yöresel lezzetlerden. Yemek kısmından bahsetmeyelim abi. Yemeklerden bahsetmeyi sevmiyorum ama hakikaten Afyon çok kıymetli, güzel bir yer. Ben çok beğendim. Afyon Kalesi. Teleferik yapılıyormuş galiba orada. İnşallah yakın zamanda biterse çok kıymetli, güzel. Oteller çok iyi. iyi. Oteller güzel. Oteli termal. Termal. Dolu oteller. Evet, evet. Yani çok memnun kaldık. Afyon bir de Kurtuluş'un toprakları. Evet, tabii 30 Ağustos'ta. Özel bir yer. 30 evet, Ağustos'ta denk gelemedik ama, evet, ama en azından yakın tarihlerde buradayız. Evet, çok kıymetli bir yer. Bir şey, güzel evet, bir şey evet. Yani. Trafik yok. Tabii İstanbul'dan gelen birisi için bizler için değil mi? Harika bir yer. Ankara'da gelince. Kesinlikle. Evet. Abi evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Eline sağlık. Yine güzel, keyifli bizim bir şey oldu. Onur'a da bir daha teşekkür edelim. Onur Bey zaten bu işin gizli kahramanı. Her zaman her fırsatta söylüyoruz. Tesisatların gizli kahramanı Onur Bey. Bence ekip işi zaten bu. Tabii canım tabii. Bir onu da güzel yapıyorsunuz. Kesinlikle. Evet, bu videoda Afyon'dan seslendik size. Var olan bir sistemi toparlama üzerine bir çalışma ve her şey artık otomasyonla, cep telefonuyla Veli abinin kontrolüne geçti, müşterinin kontrolüne geçti. Müşterinin kontrolü, isteklerini, özel isteklerini biz bağlanıp yapabiliyoruz. Çok özel isteklerini. Veli abi, eklemek istediğim bir şey var mı videoyu kapatmadan önce? Var. Kerem'cim, çok kısa bir şey eklemek istiyorum. Sertifika dağıtmakla, çok satmakla bu işler olmuyor. Bu işler emekle oluyor, bilgiyle oluyor, tecrübe oluyor. Lütfen böyle bir kurulum yaptırırken işi bilen, ehli kişilerle çalışmasını bütün herkese tavsiye ediyorum. Bu muhakkak mühendislik hizmeti basite alınacak, basite indirgenecek bir hizmet değil. Profesyonellerle çalışmak her zaman kıymetli ve önemli. Evet. Mesaj için teşekkür ediyorum abi. Teşekkür ederim. Evet, bu videomuzda Afyon'dan seslendik size. Bir sonraki videomuzda herhalde Tuzla'da olacağız. İnşallah. Tuzla'dan sesleneceğiz size. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet, ben hazırım. Vallahi ben çok 10 numara 5 hissediyorum. 3, 2, 1, kayıt. Evet Kerem abi. Veli abi. Kerem abi. Veli abi bugün ışıl ışılsın. Sen de öyle. Öncelikle. Hoş geldin Afyon'a. Açılış yapayım mı önce? Yap yap. Kerem hoş geldin. Hoş bulduk abi. Kaç defa hoş geldin dedik bu videolar için. Durun. Evet. Eyvallah. O zaman videoyu kapatıyorum. Bu videomuzda Afyon'dan seslendik size. Kapatmayalım, virgül koyalım. Virgül niye? Kapatmayalım diye. Biz kapatmıyoruz, nokta koymuyoruz, virgül koyalım. Yayınla bunu. Bak yayınla bunu.